Evet sevgili dostlar, geldik Türkiye'nin bitki örtüsü ikinci dersimize. Burada Türkiye'de görülen iğne yapraklı ve geniş yapraklı ağaç türlerinden bahsedeceğiz. Şimdi sevgili dostlar, Türkiye'deki başlıca ağaç türlerine baktığımızda iğne yapraklı ağaç türlerinden bahsedelim. Ülkemizde yükseltinin arttığı yerlerde sıcaklık azalmasına bağlı olarak iğne yapraklı türler, yani ibreliler ya da koniferler ön plana geçmektedir. Şimdi Türkiye'de çok sayıda iğne yapraklı tür vardır. Bunlardan en yaygın rastlanılanı kızılçamlardır. Yani Pinus brutia'lardır. Biliyorsunuz kızılçamlar Akdeniz'in karakteristik türüdür. Deniz kıyısından itibaren başlar, 1000-1200 metreye kadar çıkarlar. Mesela Erikli çevresinde ben kızılçamların dallarının denize değdiğini bile gördüm. Trakya'da Erikli çevresinde. Akdeniz ve Ege'de geniş ormanlar halinde görülmekte. Kerestesi fazla değerli değil. Reçin üretiminde önemlidir. Aynı zamanda yakacak odun olarak da kullanılmakta. Zaten reçinesi fazla olduğu için de bir yangında kolayca tutuşabilmektedir. Akdeniz kıyısındaki bütün ülkelerde görülmekle birlikte en geniş yayılış alanı arkadaşlar bizim ülkemizde bulunmaktadır. Bakın bu fotoğrafı Fethiye Körfezi'nde arkadaşlar Kayaköy'den çıktık. Oradaki soğuk su koyuna doğru inerken o kenardan çekmiştim. Karaçamlara geldiğimizde arkadaşlar Pinus nigra olarak bilinmekte. Kızılçamlara göre daha yükseklere çıkarken sarıçamlara göre daha alçak yüksekliklerde sona eren bir bitkidir. Yine iğne yapraklı bir ağaç türüdür. 20 ile 40 metreye kadar boylanır. İç Anadolu'nun her yerinde görülmekle birlikte Akdeniz ve Karadeniz'in dağlık kesimlerinde de görülür. Mesela bu fotoğrafı Bolu ile Adapazarı arasındaki Dokurcun yaylasından çekmiştim. Bakın şu arkada Sülüklü Göl heyelanını görüyorsunuz arkadaşlar. Burada da önde de bizim Karaçam'ımız bulunmakta. Sarıçamlara geldiğimizde Pinus silvestris olarak bilinmektedir. 40 metreye kadar boylanan düzgün gövdeli, sivri tepeli, ince dallı bir çam türüdür. İğne yaprakları fıstık çamı ya da kızıl çamdakine göre daha kısadır. Yani mesela kızılçamın yaprakları 7-8-10 santime kadar çıkarken sarıçamın arkadaşlar ibreleri genellikle 3-4 santim boyundadır. Kerestesi oldukça kıymetlidir. Sarıçam doğrudan güneş ışığını seven bir bitkidir. Bunun için oldukça yükseklere çıkar. Çünkü yüksek kesimlerde havadaki nem miktarının az olması ne yapmıştır arkadaşlar? Burada güneşlenme süresinin fazla olmasına neden olduğu için heliofil bir bitki olan sarıçamlar bundan dolayı dağlık alanlarda görülmekte. Doğu Anadolu'da özellikle Sarıkamış çevresinde, Kars Sarıkamış çevresinde yaygındır. Yine Kars Göle, Erzurum, Olpi, İspir çevresinde de arkadaşlar saf sarıçam ormanları görülmekte. Karadeniz'de dağların yüksek kesimlerinde yani ormanın üst sınırında sarıçamlara rastlanılmaktadır. Fıstık çamına geldiğimizde Pinus pinea olarak bilinmekte. Halk arasında çam fıstığı olarak bilinen bir meyvesi vardır. Pilavlarda ne bileyim helvaların içerisinde falan, irmik helvasının içerisinde çok yakışmaktadır. 15-20 metreye kadar boylanmaktadır. Ormanlar içerisinde gençken, yani daha yeni oluşmuşsa, tepesi yuvarlaktır. Ama yaşlanınca tepesi şemsiye gibi açılır ve daha dağınık bir görünüş almakta. Akdeniz ve Ege bölgesinde yaygın olarak fıstık çamları özellikle Kozak Yaylası çevresinde ve Aydın Koçarlı çevresinde görülmektedir. Ladin'e geldiğimizde arkadaşlar 40-50 metreye kadar boylanabilen bir ağaç türüdür. Her daim yeşildir ve sivri tepeli, dolgun gövdeli bir ağaç türüdür. Bazen dalları yere kadar uzanmaktadır. Bakın bu fotoğrafı Ayder Yaylası'ndan almıştım. Sivri tepesi dikkatinizi çekmiştir. Nemli ortamları sevdiği için arkadaşlar Karadeniz'de özellikle Mela Tırmanı'nın doğusundaki alanda, yani Doğu Karadeniz'de yaygın olarak görülmektedir. Göknarlara geldiğimiz zaman arkadaşlar Türkiye'de çok değişik göknar türleri bulunmakta. İğne yapraklı ağaçlar içerisinde en çok boylanan türdür. Yani 50-60 metreye kadar boylanabilmektedir. Bakın bu fotoğrafı da Kastamonu çevresinden, Küre çevresinden almıştım. Kozalakları uzundur ve dalın üzerinde arkadaşlar şu ağacın dalı olsun. Dalın üzerinde dik bir şekilde durmaktadır. Türkiye'de Uludağ göknarı, Toros göknarı, Gümüşü göknar, Kafkas göknarı gibi arkadaşlar farklı göknar türleri bulunmaktadır. Ardıca geldiğimiz zaman arkadaşlar Türkiye'de hemen hemen tüm ardıç türleri görülmektedir.
Serin bölgelerde hatta yüksek alanlarda cüce ardıçları rastlanırken Akdeniz bölgesinde katran ardıcı, diğer alanlarda ise adi ardıç görülmektedir. Özellikle Akdeniz bölgesinde ormanın üst sınırında görülür. Bakın bu fotoğrafı çektiğim yer 1800-1900 metreydi. Elmalı Polyesi'nin güneyinde Akdağların eteklerinden çekmiştim. Arkadaşlar bu bir boylu ardıç. Eğer yanlış hatırlamıyorsam Juniperus excelsa olarak adlandırılmaktadır. Ardıcın en önemli özelliği ardıcın tohumu ancak ardıç kuşunun midesinden geçtikten sonra çimlenebilmektedir. Onun için ardıç ormanlarını koruyabilmemiz için ardıç kuşlarını da korumamız gerekmektedir. Sedire geldiğimiz zaman arkadaşlar Akdeniz dağ kuşağının karakteristik ağacıdır. 30-40 metreye kadar boylanabilmektedir. Kaliteli kerestesinden dolayı tarih boyunca özellikle gemi yapımında ve inşaatlarda kullanılmıştır. Mesela Beyşehir Gölü çevresindeki Eşrefoğlu Camii'nin çatı kaplaması sedir ağacıyla yapılmıştır. Akdeniz'de 1200 metreden başlar 2000 metreye kadar çıkmaktadır. Mersin'in kuzeyinde Çamlıyayla çevresinde, Antalya'da ise Antalya'nın batısında Kaş çevresinde, doğusunda Köprülü Kanyon'da saf sedir ormanlarına rastlanılmaktadır. Ülkemizdeki belli başlı geniş yapraklı türlere geldiğimizde arkadaşlar özellikle dağlarımızın alçak kesimlerinde biz geniş yapraklı ormanlara yaygın olarak rastlamaktayız. Mesela bu fotoğrafı Yedigöllere giderken çekmiştim. Arkadaşlar kayın ağacına geldiğimizde 40 metreye kadar boylanabilen ve kışın yaprağını döken bir ağaç türüdür. Yağlı meyvesi vardır arkadaşlar. Yuvarlaktır ve üzeri böyle dikenimsi bir tüylerle kaplıdır. Bunlar arkadaşlar yaban hayvanları için iyi bir besin kaynağıdır. Kerestesi mobilya ve inşaat sektöründe yaygın olarak kullanılmaktadır. Doğal yayılış alanı Karadeniz'in nemli iklim alanlarıdır ki bakın bu fotoğrafı Yedigöller'den çekmiştim. O Yedigöller Milli Parkı'nın girişinden çekmiştim. Kuaternerin soğuk dönemlerinde kayın ağaçları göç ederek Anadolu çaprazı üzerinden göç ederek Amanos dağlarına kadar inmiştir. Bugün Amanos dağlarında kuzeye bakan yamaçlar üzerinde arkadaşlar biz kayın ağaçlarına rastlamaktayız. Ihlamur'a geldiğimizde 40 metreye kadar boylanabilen ve kışın yaprağını döken bir ağaç türüdür. Küçük sarı ve ya da yeşil renk çiçekleri bulunmaktadır. Bakın bu fotoğrafı İstanbul'un kuzeyinde neydi o Şile çevresinden çekmiştim. Bir evin bahçesinden çekmiştim. Mis gibi kokular yayıyordu. Biliyorsunuz biz arkadaşlar kışın ıhlamur içmeyi severiz. Ben çocukluğumdan hatırlıyorum. Sobaların üzerinde kışın sürekli ıhlamur kaynardı. Ülkemizde Karadeniz iklim bölgesinde dolgu ağacı olarak, ormanlar içerisinde dolgu ağacı olarak bulunmaktadır. Kestane'ye geldiğimizde 30 metreye kadar boylanan geniş ve dağınık tepeli, kışın yaprağını döken ormanlardır. Odunu oldukça kalitelidir. Zaten bu nedenle de kapı ve pencere doğraması olarak kullanılmaktadır ve uzun yıllarda dayanmaktadır. Meyveleri en fazla nişastaya sahip olan meyvelerdir. Hem yaban hayvanları için önemlidir hem de arkadaşlar bizim için de önemli bir besin kaynağıdır. Türkiye'de tabii ki Karadeniz iklim bölgesinde görülür ama özellikle Bursa'da Uludağ'ın eteklerinde ve Ege bölgesinin dağlık alanlarında kuzeye bakan yamaçlarda da biz kestaneye rastlamaktayız. Kızılağaca geldiğimiz zaman arkadaşlar 20 ile 30 metre arasında boylanabilen bir ağaçtır. Kışın yaprağını döker. Karadeniz iklim bölgesinde deniz kenarından başlar 1500 metreye kadar çıkar. Mesela İstanbul'daki Belgrad ormanları ve Fatih ormanlarında kızılağaca yaygın olarak rastlamaktayız. Evet, son ağaç türümüz arkadaşlar meşelerdir. Ağaç formunda ise 25-30 metreye kadar boylanır. Çapı 2 metreyi geçmektedir. Türkiye'nin iklim şartlarına en iyi uyum sağlamış bitki türüdür. Bunun için arkadaşlar özellikle iç kesimlerde ormanlaştırma çalışmalarında yaygın olarak meşe kullanılmaktadır. Türkiye'nin hemen hemen her tarafında çalı ya da ağaç formunda görülmektedir. Arkadaşlar Anadolu'da arsız bir ağaç derler. Yani yangın ya da hayvan otlatması karşısında çabucak kendini yenileyebilen bir ağaç türüdür. Şu meyvesi de arkadaşlar pelit olarak bilinmektedir. Mesela bu bir kermez meşesi. Yine yaban hayvanları için arkadaşlar önemli bir besin kaynağını oluşturmaktadır. Evet sevgili dostlarımız böylece Türkiye'nin bitki coğrafyası 2 dersini tamamlamış olduk. Gelecek dersimizde Türkiye'deki işte ormanlar, çalı toplulukları ve otsu topluluklardan bahsederek bitki coğrafyası konusunu tamamlamış olacağız.